Türkü'nün kanalı Kanal T, Apple ve Android uygulamasıyla artık hep yanınızda. Kanal T canlı yayını, gündemdeki son haberler, haberlerin videoları, yayın akışı ve daha fazlası Kanal T Apple ve Android uygulamasında. Kanal T, Kıbrıs'ın ilk özel televizyonu. Evet sevgili Kanal T izleyicileri, yeni bir gazete programı ile karşınızdayız. Bugünkü stüdyo konuğumuz Ulusal Birlik Partisi MYK üyesi Sayın Aydın Soyer. Kendisiyle gerek iç politikayı gerekse Berlin'de bugün gerçekleştirilecek olan üçlü zirveyi konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Soyer. Hoş bulduk Mahmut Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederiz efendim. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Öncelikle Kanal T'ye ve size tekrardan çok teşekkür ediyorum. Devamlı süratle bizi çağırıyorsunuz. Vatandaşlar elimizden geldiği kadar bilgi vermeye çalışıyoruz. Sağ olun efendim. Elverişli bilgiler. Kıymetli bilgiler vermeye çalışıyoruz. Paylaşıyoruz Kanal T aracılığıyla. Çok teşekkür ederim. Halkımıza son gelişmeleri birlikte değerlendirme imkanı buluyoruz. Evet, günün en sıcak gelişmesi bugün gerçekleşecek. Tarihi bir zirve gerçekleşecek Berlin'de. Evet. Biliyorsunuz bundan tam 30 yıl önce Berlin'de Berlin duvarı yıkıldı. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve UN lideri Anastasiadis üçlü bir zirveyi gerçekleştirecekler. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması vardı dün akşam Berlin'e varışında. Biz 30 yıldır dedi Kıbrıs'ta kafalardaki duvarı yıkmaya çalışıyoruz. Sizce bu ne anlam ifade ediyor? Şimdi efendim öncelikle Sayın Akıncı'nın, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın bu görüşmesini ben uygun görmüyorum. Neden uygun görmüyorum? Benim aslında şahsi bir düşüncem. Çünkü Nisan 2020 öncesi, bir Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi sen gidiyorsun işte Berlin'e ve Rum lideri Anastasiadis'i ve Guterres'le görüşmede için ve orada bir bağlayıcı bir karar alma ihtimali de var. Ve 2020'de seçilmeme durumu olursa bu sonuçta Akıncı'nın orada bağlayıcı bir kararla ne yapıyor? Yeni işte sonuçta mesela Cumhurbaşkanı da ne yapıyor? Bağlayıcı bir karara bağlıyor ve ben çok uygun görmüyorum öyle bir şey. Çünkü sonuçta yeni gelen Cumhurbaşkanı adayı da bağlayıcı bir kararla hareket etmeye çalışacak ve eli kolu bağlı olacak. Bence çok uygun bir olay değil. Artı iki senedir görüşmeler yapılmıyordu. Neden sen Nisan, yani açık 4 ay sonra Cumhurbaşkanı seçimi var. Neden sen sonuçta Cumhurbaşkanı olarak böyle bir görüşmeye gidiyorsun? Burada bence bir ciddi bir şekilde manipülasyon var. Seçim burada aslında seçime yönelik bir yatırım var diye düşünüyorum ben. Ben Berlin'den bir şey çıkacağını düşünmüyorum ama sonuçta bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Stratejik bir taktik diye olduğunu düşünüyorum Sayın Akıncı tarafından yapılan. Sonuçta manipüle etmeye çalışıyor. Manipülasyon bir hareket var orada. Manipüle edici bir hareket var ve orada Allah korusun bir bağlayıcı bir karar da çıkarsa yeni gelen Cumhurbaşkanı da bir şekilde bağlar ve uygun olur diye düşünmüyorum ben. Bunu aslında yaklaşık 2 yıldır yapmıyordu. Daha önce yapması gerekir diye düşünüyorum. Sonuçta müzakerede durmuştu son 2 yıldır. Uygun olduğunu düşünmüyorum ama sonuçta şahsi düşüncem ve Ulusal Birlik Partisi'nden düşüncesi böyle. Böyle işte aslında bu yönde. Oradan bir şey çıkmayacak yani diye düşünüyorum ben. Peki efendim şöyle de bir durum sizce de söz konusu mu? Yani Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinden özellikle Berlin'le ilgili çok net bir açıklama biz duymadık yani. Evet. Ya da yaptılarsa bile herhalde üstün kapatılan bir açıklama gibi yapmışlar. Bu belli zaten. Ama Türkiye'nin bu noktada bakış açısı sizce nasıl yani? Bence Türkiye'nin İstem dışı olan bir hareket bence de düşünüyorum. Ve bu benim şahsi düşüncem. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Anavatanı'ndan Türkiye'den herhangi bir açıklama bir şekilde bulunulmadı. Hiçbir şekilde Sayın Akıncı'yı oraya gitmesine yönelik bir atılım bulunmadı ve bence Türkiye Cumhuriyeti Anavatanı'nın istem dışı olan bir hareket olduğunu düşünüyorum. Yani onların istemi dışında olan bir hareket. Zaten gördüğüm gibi sonuçta 4 ay sonra seçim var. Pek bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Peki BM
Neden bu noktada böyle yeni bir Sayın Akıncı Nisan 2020 Cumhurbaşkanlığı seçim öncesi kendine yakın uluslararası aktörlerle bir algı operasyonu yapmaya çalışıyor ve böylelikle de düşünüyor ki bu seçimi kazanacak ama artık vatandaş gerçekten bilinçsiz değil, oldukça bilinçli. Bu sürecin biz biliyoruz kaçtan beri, uzun süreden beri bu sürecin nasıl adımla atıldığını, nasıl bir süreçten geçildiğini çok iyi biliyor vatandaş. Kendisine yönelik bir algı operasyonu yaratmaya çalıştı. Ama vatandaşımız gerçekten bilinçli. İşte dediğim gibi uluslararası aktörlerin yardımıyla tekrardan seçim kazanmak istiyor ama yani gerçekten tutmayacak. Yani bu halk ben inanıyorum tekrardan Akıncı'ya oyunu vermeyecek. İnanmıyorum. Peki efendim, Anastasiadis'in de dün bir açıklaması vardı. İşte biz Sayın Akıncı ile baş başa kalsak Kıbrıs sorunu çözeriz. O da kendine yönelik seçime yönelik atılma yapmaya çalışıyor, manipüle etmeye çalışıyor bu sürece ama hiç öyle olmuyor. İnanın bana kendilerini bir odaya koyun, hiçbir sorun çıkmaz. Yani Mustafa Akıncı, Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lideri Anastasiadis'i bir odaya korsanız yine bir sorun çıkmaz. Bunlar söylem sadece, hiçbir icraat olmayacak yani. İnanmıyorum ben. Bunlar seçime yönelik yatırımlar, manipüle edici hareketler. Başka bir şey değil. Ve inanın bana belinden bir şey çıkmayacak. İnanmıyorum. Gerek ben şahsi düşüncem bu. Ulusal Birlik Partisi'nin inancı da böyle. Bu şekilde. Geçtiğimiz günlerde zaten Berlin Zirvesi öncesi Sayın Akıncı siyasi parti genel başkanlarını bilgilendirmişti Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda. Evet. Ulusal Birlik Partisi'nin zaten görüşünü siz de yansıtıyorsunuz bu kesinlikle noktada. Gerçi hükümet bu noktada aynı çizgide. Berlin'e karşı bir duruş sergilediler. Hükümetin bu noktada atmış olduğu adımlar, yapmış olduğu açıklamalarda zaten Berlin'den bir şey çıkmayacağı yönündeydi. Ama siz bugün farklı bir noktaya dikkat çektiniz. Yani Berlin'de olası bir kararın altına atılacak imza kesinlikle yani yeni seçilecek Cumhurbaşkanı bağlayıcı olabilir. Değiştiği takdirde hoş olmaz. Bağlayıcı olacak. Hoş olmaz ama bağlayıcı yani orada sonuçta bir şey olacağını düşünmüyorum ama hasbekada bir şey olursa ufak bir ihtimal ama sonuçta muhtemelen yeni Cumhurbaşkanı adayını da yeni kazanacak olan adayı da ki inanıyorum ki Mustafa Akıncı bu seçimi kaybedecek. Yine bağlayıcı bir olay olacak ve hoş olmayacak diye düşünüyorum. Keşke bu müzakere süreci daha önce başlasaydı ve böyle süreç yani bu son saniye olmasaydı diye düşünüyorum. Yani belli yani burada bir taktik var. Üzülüyorum. Hoş değil. Şimdi biz bu konuyu yakın zamanda takip ettiğimizde hemen hemen işte geçmiş hükümet döneminde de olsun, bugünkü hükümet döneminde de olsun, gerek Sayın Cumhurbaşkanı yapmış olduğu açıklamalarda da olsun, işte ucu açık, sonuç odaklı olmayan müzakerelerde biz olmayacağız denildi. Evet. Şimdi buradan tamam ucu da, açık olmayan, tamam da, sonuç odaklı bir müzakere çıkacak mı? Yani tamam, çıkmasa bile yine aynı şekilde devam mı edecek bu görüşmesi? Tamam işte efendim, bu ucu açık görüşmeleri kendisi 2015 seçimlerinde kampanyasında hiç söylemiyordu. Ne diyordu? 2015'te kampanyasına seçilmek için işte çözeceğini, bu olayı bitireceğini diye vaatlerde bulunmuştu. Hiçbir vaadi yerine getiremedi. Artı bu konuya değinmek istiyorum. Ben çok güzel bir konu açacağız yani Cumhurbaşkanı seçimi konusunu. Kendisi 2015'te ne demişti? Ben örtülü ödeneği, Cumhurbaşkanlık'ta harcanan örtülü ödeneği istemiyorum demişti. Devletin hazinesine tekrardan koyacağım demişti ama öyle bir şey yok. Şu ana kadar 7,5 milyon TL'lik bir örtülü ödenek harcandı. Kim neler harcandı burada sorguluyorum ben. Yani Mustafa Akıncı'nın seçim öncesi yaptığı vaatlerle şimdi yaptığı icraatlar hiçbirbirine uymuyor. Uyum içinde değil yani. Ve vatandaşın kendisine inancı artık kalmadı. Bu iş bitmiştir yani. Ama buraya gitmesi ciddi şekilde manipüle edici bir hareket diye düşünüyorum. Ben seçime yönelik bir yatırım diye düşünüyorum. Ama artık vatandaş inanmıyor. İnanmıyor ve yani vaatleriyle icraatları birbirine uymuyor. Açıkçası. Peki efendim, biraz da iç politikaya dönecek olursak, hükümetin icraatlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben aynı zamanda bir ekonomistim. Tabii. Ekonomik anlamda da biraz değerlendirirsiniz. Yetkili münakibim, mali müşavirim ve esnafı ve sanayiciyi, ithalatçıyı, ihracatçıyı çok iyi biliyoruz. Çünkü bizim farklı sektörden müşterilerimiz var. Bundan dolayı da her bir kesimin sıkıntısını elimizden geldiği kadar çalışıyoruz, bilmeye çalışıyoruz. Gördüğüm gibi son dörtlü koalisyon hükümetinde yaratılan bu
ciddi bir şekilde ekonomik bir sıkıntı vardı ve ciddi şekilde bir vatandaşın yaşadığı bir mağduriyet vardı. Bu mağduriyet yavaş yavaş giderilmeye çalışıyor. Ulusal Birlik Partisi HP hükümetinin kurduğu hükümet sonrası. Gördüğünüz gibi bu TCKK-TC Mali işbirliği protokolü imzalandı. Bu bile bir umut oldu vatandaşımıza. 683 milyon TL'lik bu kaynak Türkiye Cumhuriyeti Anavatanı'ndan geldi ve hazinemize yattı. Bu ödemeler tekrardan başlıyor yavaş yavaş. Ödemeler başlıyor. Gördüğünüz gibi geçmiş hükümete ben aslında zam hükümeti diyorum. Hiçbir şekilde akaryakıt olsun, elektriği olsun bir zam gelmedi. 5 aydır hükümetteyiz. 1 TL'lik bir zam yok. Bu bile bir umut verici bir şey. Örneğin mesela Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan başlayalım. Yaptığı icraatlar çok olumlu ve çok ciddi şekilde umut verici. Çalışma düzenini tekrardan düzenliyor ve çalışma dairesinde çalışan müfettişlerin üstündeki o yükü azaltıyor ve iş sağlığı güvenlik uzmanlarını yarattı ve istihdamlar artıyor. Süt kurumuna bakarsak 2020'de Sayın Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanımız Dursun Oğuz'un yaptığı projeler 2020'de çok çok umut verici. Bildiğiniz gibi süt kurumunda, özellikle süt kurumuna değinmek istiyorum şimdi. Ne oluyor? Şu anda sütlerimizin %90'ı süt tankerlere taşınıyor ama %10'u da hala daha süt tesislerine taşınıyordu. Bu 2020'de sona erecek ve süt kurumu o hak ettiği hijyenik duruma ulaşacak. Yani çok ciddi atılımlar var ve bütçe açığı günden güne daralıyor. Bütçe gelirlerimiz arttı. Burada da Ulusal Birlik Partisi'nin ciddi bir hareketi vardı. Maliye Bakanı'yla istişare içerisinde Sayın Ersin Tatar'ın başbakanımızın bakanlar kurulu hızlı şekilde işliyor ve kararlarını hızlı bir şekilde alıyor. Ama kolay değil. Sonuçta dörtlü koalisyon hükümetinin yarattığı bir ekonomik sıkıntı vardı. Bunu en iyi şekilde biz bir şekilde düzeltmeye çalışıyoruz. Şimdiki hükümet düzeltmeye çalışıyor ama kolay değil. Bu ciddi bir şekilde zaman alacak diye düşünüyorum ben. Evet, sütten bahsettiniz. Sütte aflatoksin olayı vardı. İşte yemlerdeki işte özellikle arpa, mısır gibi maddelerin nemlenmesiyle kanserojen madde denen işte aflatoksinin hayvanlara geçmesiyle işte bu yem vasıtasıyla sütlerde büyük problem yaşanmıştı. Geçtiğimiz işte kış döneminde yaklaşık 1 milyon TL'lik süt çöpe döküldüydü. Yani atıldıydı. Bu sene işte SÜTEK bu konuya biraz daha erken eğildi. Yapmış olduğu açıklamayla önlem alınması, kendilerinin de denetimleri sıklaştıracağı yönünde. Kesinlikle. İşte bunu da bir olumlu bir adım olarak da eklemekte fayda var. Olumlu bir adım bizim için. Dediğim gibi süt kurumunda icraatlar var, Çalışma Bakanlığı'nda icraatlar var, Maliye Bakanlığı'nda ciddi şekilde icraatlar var. Yani şu anda memleket geçmişe göre, yani 5 ay öncesine göre bir ülke değiliz şu anda. Bir umut var, bir ekonomide bir hareketlenme var. Ama tabii yeterli değil. Çünkü bizim aslında misyonumuz Ulusal Birlik Partisi olarak kendi ayakları üstünde duran bir ülke yaratmak istiyoruz biz. Tabii Türkiye Cumhuriyeti anavatanına Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde olmamız lazım ama biz kendi ayaklarımız üzerinde durmamız lazım. Yani bizim istediğimiz aslında bu. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kendi ayaklarının üstünde durması lazım. Bununla ilgili de anlaşılıyor. Çalışmalar yapılıyor ama gördüğünüz gibi şimdi yaklaşık 5 ay sonra bir seçim var. Cumhurbaşkanı seçimi var. Yine Şubat'tan sonra hükümet yine devlet yani ülke olarak bir durgunluğa geçeceğiz. İşte seçim yasakları gelecek. Bu seçimlerden kurtulmamız lazım artık bizim. Yani daha icraat yapacağı bir ülke haline gelmemiz lazım diye düşünüyorum ben. Olacak diye düşünüyorum ben. Peki efendim seçimlerden kurtulmak lazım. Evet. Düşüncesinde tabii ki burada herkes daha istikrarlı bir çünkü hükümet. Herkes istikrarlı evet. Bir hükümet, istikrarlı evet. Bir yönetim modeli üzerinde yaşamayı, o model etrafında birleşmeyi herkes ister. Yani bakıyorsunuz işte hükümetler yıkılıyor, hükümetler kuruluyor. İşte olmadı erken seçime gidiyor. Genel seçimler başlıyor. Bütçeye ek bir külfet. Diğer tarafta işte seçim yasaklarından dolayı kurulamayan hükümetlerden ya da uyumsuz çalışan hükümetlerden dolayı da durgunluklar başlıyor. Bu da vatandaşın cebine yansıyor olumsuz kesinlikle. Bir şekilde. Kesinlikle. Zaten bürokrasimiz oldukça hantal ki bu hantal yapı gerçekten giderilmeye çalışıyoruz. Ulusal Birlik Partisi, Halkın Partisi hükümeti şu anda bu hantal yapı elinden geldiği kadar giderilmeye çalışıyor ama daha çok çalışmamız lazım. Çünkü bizim şu anda dış yatırımcıya çok ihtiyacımız var. Bildiğiniz gibi Türk liramız değerini kaybetti. Döviz ciddi şekilde değer kazandı ve şu anda döviz istikrarlı halde duruyor ama bizim şu anda ciddi şekilde
dış yatırımcıya ihtiyacımız var ama dış yatırımcının bu ülkeye gelmesi için istihdamlı bir hükümete ihtiyacımız var. Bürokrasinin hızlı bir şekilde hızlı olmasına ihtiyacı var ki sonuçta dış yatırımcı gelsin, görsün, kendisi için elverişli ve çekici ortamlar için bu ülkeye yatırım yapabilsin. Şimdi geçtiğimiz gün okumuştum. ABD Başkanı Trump'tan Merkez Bankası'na, işte Amerikan Merkez Bankası'na yönelik bir eleştiri vardı. Paramız fazla değerli. Paramızın değerini düşürün. Evet. Çünkü parası fazla değerli olunca bir ülkenin o ülkeden ürün almak daha da zorlaşıyor. Hem ürün almak zorlaşıyor hem o ülkeye yatırım da dış yatırımcı da gelmiyor. Çünkü parası değerli oluyor. Şimdi bu noktada biz bu olumsuz havayı olumlu bir kesinlikle havaya çevirme imkanına sahibiz. Bunu ben her televizyon programında devamlı sürede ifade ediyorum. Bizim yapması gereken, hükümetimizin yapması gereken en önemli adım bu ülkeye dış yatırımcıyı çekmek. Dış yatırımcıyı çektiği zaman ne oluyor? İstihdam da artıyor ve işsizlik de azalıyor. Yani bunu bir şekilde yapmamız lazım. İşte bu sadece ama Türkiye'ye bağlı olmamamız lazım. Bizim Avrupa'daki ülkelere, üçüncü ülkelere de bir şekilde onları bu şekilde bu ülkeye çağırıp elverişli ortamlar yapmamız lazım ve bu ülkeye yatırım yapmamız lazım diye düşünüyorum ben. İşte, ve burada da YAGA'ya çok ciddi görevler düşüyor. İşte paramızın Türk lirasının son dönemde kaybettiği o değeri bir şekilde olumlu havaya çevirmemiz lazım. Bir şekilde bu yabancı yatırımcının kesinlikle değerli parasını bu ülkeye getirerek olumlu kesinlikle havaya çevirmek mümkün diye düşünüyorum. Yani kesinlikle. Hani, Türkiye bu anlamda onu kırmak için de uzun zamandır mücadele gerçekleşti. Biz de bu mücadelenin bir parçası olup Türkiye'den pay alabiliriz yani. Bunu Sayın Tayyip Erdoğan başbakan olduğu dönemlerde çok iyi şekilde yaptı, başardı. Dış yatırımcıyı ülkesine çekti. Ve özellikle Arap ülkelerinden olsun, Rusya ve Azerbaycan'dan olsun, Kazakistan, Özbekistan gibi ülkelerden Türkiye Cumhuriyeti Anavatanı'na, Türkiye'ye çok ciddi yatırımcılar geldi. Biz de şu anda bizim için çok elverişli ortam var ama bunu bir şekilde becermemiz lazım diye düşünüyorum ben. Bununla ilgili çalışma yapılıyor. YAGA tekrardan eski hak ettiği etkili güce sahip olmaya çalışıyor. Çünkü YAGA demek çok önemli bir kurum. Dış yatırımcıyla direkt birebir çalışan bir kurumdu. Burada aslında bizim dış temsilciliklerimizde çok ciddi görevler düşüyor. Yani bizim bildiğimiz gibi çok ciddi ülkelerde dış temsilciliklerimiz var. Elçilik bile olmasa dış temsilciliklerimiz var. O dış temsilcilikler de orada kendi ülkelerinde olan yatırımcıyı bulup bizim işverenimizle buluşturması lazım. Bu çok önemli. Onlara da çok ciddi görevler düşünüyorum ben. Buradan Sayın Özersay, Kudret Özersay, Dışişleri Bakanımız dış temsilciliklere bir şekilde hareketlendirilmeli ve bizim iş adamımızla onları bir şekilde buluşturmalı diye düşünüyorum ben. Evet, muhacire tapının da isterseniz biraz konuşalım. Kesinlikle konuşabiliriz. Evet. Çalışma Bakanlığı bundan 60 milyon TL gibi bir gelir beklediğini ifade etti. Ama evet, bu gelirin bence ikinci kısım. Bu noktada gerçek anlamda bu işten mağdur olan insanlar da vardı. Bunların da önü açıldı bir şekilde. Kesinlikle. Şu an siz de muhasip murakıpsınız. Yeni evet, mali müşavirsiniz. Evet. Size de bu yönde başvurular gelmeye başladı mı? Evet, bakanlığa iletiyor musunuz? Devamlı şekilde sorular başlıyor. Bizi kapsayacak mı? Dış ülkedeki insanları kapsayacak mı? Devamlı şekilde soru alıyoruz bununla ilgili. Çünkü çok ciddi şekilde mağdur olmuş insan sayısı var. Yurt dışında olan insan sayısı da var. Çok ciddi şekilde mağdur oldu ama bu muhacir edafı dış ülkeleri kapsamıyor. Sadece ülkemizde olan mağdur olmuş insanlara kapsıyor. İnanıyorum ki bu tekrardan Çalışma Bakanlığı'nın bir şekilde çalışma düzenini sağlayacak ve o şu anda ülkemizde yaşayan mağdur olmuş insanlara da yasal bir şekilde bu ülkede sağlayacaktı ve bir şekilde insanlarımıza yasal ortamı sağlayacak. Sonuçta yasal şekilde bu ülkede yaşamaya tekrardan başlayacaklar diye düşünüyorum ben. Ama yani sonuçta bu her hükümetin her dönem yaptığı bir hareket. Keşke bu böyle daha farklı olsa diye düşünüyorum. Mesela sosyal sigorta affı çıkıyor şimdi. Evet. Biliyorsunuz bu sosyal sigorta affı 19 yılı kapsıyor. Yani 2000 yılından 2019 yılına olan o süreyi kapsıyor. Ve burada %85 cezalar bağışlanacak ve ana para ödenecek. Yani %85 cezalar bağışlanarak ana para ödenecek ama keşke bunun bir de bir aslında mükafat tarafı olsaydı. Çünkü benim gördüğünüz gibi ülkemizde sosyal sigortalarını düzgün bir şekilde her ay
tamamıyla ödeyen insanlarımız vardı ama onlar bu af çıktığı zaman kendilerini bir şekilde farklı hissediyorlar. Diyorlar ki biz işte enayi miydiz, affedersiniz ya, biz ödüyoruz da öteki de ödemiyor ve devamlı sürekli af çıkıyor. Keşke bu affın bir de aslında mükafat kısmı olsaydı ama Sayın Sucuoğlu Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımız bu aslında mükafat kısmına ilgili çalışmalar başlattı ve çalışıyorlar diye bir duyum aldım. Ben ya biliyorum evet, bunu. Doğru. Çalışıyor ama mükafat kısmı çok önemli çünkü ödeyen insanlar da bir şekilde mükafatlanman lazım diye düşünüyorum ben. Yani ödemeyenler mükafatlanmasın sadece, ödeyenler de mükafatlansın ki denge kurulsun, bir adalet sistemi olursun diye düşünüyorum ben. Peki şimdi sigorta affı çıktığı takdirde bugünkü sigorta borcu olanla, yani bugün gidecek olsa biri sigorta borcunu ödemeye. Evet. Sigorta affı çıktığı dönemde ödeyeceği miktar arasında çok bir fark olacak mı? İşte %85'e bağışlanıyor sadece. Yani cezaların %85'e bağışlanıyor, %15'i yine ödeyecek ekstra olarak. Evet. Ne zaman çıkar tahminen? İşte çalışmalar devam ediyor ama bu aslında benim bildiğim Sayın Sucuoğlu bu işte mükafat kısmına ilgili çalışmalar yapıyor. Ben inanıyorum ki en kısa zamanda çıkacak. Evet. Çünkü bundan yaklaşık bir ay önce tekrar bir televizyon programında bulunduk. Sizin de burada yine aynı soru evet. soruldu ve çıkacak dendi ve hala daha çıkmadı. Yaklaşık bir ay geçti. Umarım en kısa zamanda çıkar çünkü sosyal sigortalarını mağdur olmuş insanlar tekrardan o sosyal sigorta ödeme sistemine tekrardan girerler ve devlet de kazanır, işveren de kazanır diye düşünüyorum. Yani şimdi bu noktada şunu da paylaşalım. Biz onu kendisiyle görüşme imkanımız olmuştu Faiz Bey'in. Hı hı. Bütçe görüşmeleri sonrasına. Çalışmalar evet. devam ediyor ama malum meclisin gündeminde şu an bütçe var. Kesinlikle. 2020 bütçesi sonrasına demişti ama tabii siz bizlerden daha sık görüştüğünüz için daha net bilgilere haizsiniz. Biraz bir şey sordunuz bu şimdiki hükümetle ilgili olumlu adımlarla ilgili. Evet. Bir şey de eklemek istiyorum. Bunu unutmadan söylemem lazım. Şu an 2020 ve 2022 ekonomik istişare protokolü, Türkiye Cumhuriyeti Anavatanı'na yapılan ekonomik istişare protokolü hazırlandı ve Türkiye'ye görüş için gönderildi. Yani düşünün yani biz değil yani protokolü imzalama geçmiş protokolü 2020-2022 ekonomik istişare protokolünü hazırladık ve Türkiye Cumhuriyeti Anavatanı'na Türkiye'ye gönderdik, görüşlerini belirliyoruz. Bu bile ciddi bir adımdı bizim için ki Mayıs'ta bildiğiniz gibi her programda söylüyorum bunu. Genç TV'de burada söyleyeyim 6 parti başkanının buluşmasına atılıyorsunuz ve Sayın eski Başbakan Erhurman ne demişti? Mayıs sonu bu protokol imzalanır demişti ama Mayıs sonu hükümet düştü. Evet. Yani ama biz hükümete gelirkenden yani hükümete gelirken de küçük ortağımızla beraber biz ne yaptık? Bir an evvel protokol imzaladık ve 5 ayda da 2020-2022 ekonomik istişare protokolünü bile hazırladık ve Türkiye'ye gönderdik görüş için. Bunlar çok ciddi adımlar. Bunun sebebi de biz çalışıyoruz yani Ulusal Halk Partisi olarak ve şimdi hükümet çalışıyor. Elinden geldiği kadar icraat üretmeye çalışıyor. Peki Türkiye'nin muhataplardan dönüşler nasıl? Geri dönüşler size? Benim aldığım kadar yani şahsi düşüncem Türkiye Cumhuriyeti Anavatanı, Türkiye bizim bu şimdiki hükümetle gayet memnun. Çalışmaya sürdürüyor. Görüşleri çok iyi. Öyle olmasa zaten devamlı söyledi Başbakanımız Türkiye'ye davet edilmezdi. Çok birkaç defa davet aldı. Görüşlerde bulundu. Gayet memnun. Gayet memnun. Evet, zaten geçtiğimiz 15 Kasım törenlerine katılın. Buradaki temasla Türkiye Cumhuriyeti etkileri. Zaten daha geçmiş hükümetin düşmesinin, yani bozulmasının en büyük sebebi Türkiye Cumhuriyeti Anavatanı'na Türkiye ile koordinatlı bir ilişki yani kurmaması oldu. Artı bir de üstüne üstlük bir de spekülatif entrikalar haberleri çıktı ve ne oldu? Hükümet düştü. Yani artık vatandaşın geçmiş hükümet, dörtlü koalisyon hükümeti inancı kalmadı ama bizim en büyük artımız geçmiş hükümete kıyasen Türkiye ile olan iyi ilişkilerimiz oldu. Bizi ayakta tutan en önemli özellik bu. Peki efendim, yakın zamanda öngördüğünüz bir gelişmeler olacak mı? Buradan paylaşmak istediniz. Ben dediğim gibi Nisan 2020'de Cumhurbaşkanlığı seçimi var ve Şubat'tan itibaren yine üzücü oluyor ama bu ülke duracak. Yani sonuçta durağına geçecek. Bu beni üzüyor. Çünkü bizim durağın bir dakikamız bile değerli artık. Çünkü biz geçmiş hükümette, dörtlü koalisyon hükümeti ve hükümetinde bir 15 aylık bir hükümetti bu. Çok ciddi şekilde mağdurluk ortamları yaşandık. Gerek ekonomik gerek sosyal yönlerden. Ama bizim işte bu seçimin olması bizi tekrardan ülkemizi tekrardan bir durağın hale sokacak. Dediğim gibi seçim tekrarlanması yani istikrarlı bir ülke olalım. İstikrarlı bir ülke olmak için de seçim ne kadar az olursa
diye düşünüyorum ben. Seçimin az olmasını düşünüyorum. Bir şey yok yani, seçim olacak. Ama hükümetimizin her gün bir icraatı olacak diye düşünüyorum. Peki efendim, kısaca son cümlelerinizi alalım. Neler söyleyeceksiniz? Ben her programda söylüyorum bunu. Şimdi dövizin ne olacağı belli değil. Yani tekrardan insanlar bakıyorum bir durağına geçildi. Şu anda döviz bir sabit şekilde ilerliyor ama ben fazla inanmıyorum. Her an döviz tekrardan patlayabilir çünkü bizim ülkemizin dışında olan bir durum bu. Ama şu anda ben biliyorsunuz Vakıflar Bankası, burada da söylemek istiyorum. Vakıflar Bankası yönetim kurulu üyesiyim ve şu anda bizim bankamızın ve başka bankaların da çok ciddi kampanyaları var. Şu an bizim bildiğiniz gibi gerek işverenin gerek vatandaşın çok sıcak para ihtiyacı var ve biz işte banka olarak bu kampanyalarda bu sıcak parayı vatandaşımıza buluşturuyoruz. Döviz kazanmayan insanlar döviz borçlanmamaya dikkat etsinler ama şu anda bir şey söylemek istiyorum. Bir borç alırken vatandaşımız bir aslında borç alırken o borç sözleşmesini okurken çok dikkat etsin çünkü orada şehirdesi olsun aslında bankada çalışan memura da olsun gerek müdürü olsun bilemiyorum işte bankadaki yetkiliye sorsun yani bu borcu imzalarken kendisine bir seçenek sunuyor mu o sözleşme? Çünkü döviz arttığı zaman Türk lirasına geçiş olabilir mi? Çünkü biz aslında banka olarak bunu da yapıyoruz. Döviz borçlandığımız insanlara istediği zaman da Türk lirasına geçiş için Türk lirasına geçmesi için de bir seçenek sunuyoruz. Borçlanırken bu seçeneğe de bir şekilde göz önünde bulunduğu sonunda çok önemliydi. Çünkü döviz çünkü artarsa o borç döviz gideceği yere Türk lirasına dönebilir. O sözleşmede de bir şekilde onu koydursunlar yani Türk lirasına geçebilsinler. Bu çok önemli. Evet, tam kapatacağımız vakitte size bir soru var. Hüseyin Çelik, Sayın Soyer, muhasebecilere yönelik bir yasa yapılması ve bu nedenle meclise öngörü sunulması çalışmaları ne durumdadır diye. Çok güzel bir soru. Tam yarama bastı Hüseyin Bey. Ben öyle bir meslekte çalışıyorum ki bu ülkede yasamız yok. Bizim yani çalıştığım mesleğin bir yasası yok. Bu da beni çok üzüyor. Bu yasanın da geçmesi için uzun çalışmalar yapıldı. Hatta Türkiye Cumhuriyeti Anavatanı, yani Türkiye'nin işte Mali İşbirliği protokolü reformların içerisinde de yetkili muhasip mürakatlılığın yasası var. Ancak uzun süredir mecliste rafta, bildiğim kadarıyla da mecliste alt komiteden geçti ama hala daha yürürlüğe girmedi. Umarım en kısa zamanda benim mesleğimin de yasası bir an evvel ülkemde geçer. Ben de kendimi daha huzurlu bir şekilde hissederim. Gerek ben gerek işte meslektaşlarım daha güçlü oluruz diye düşünüyorum ben. Bu şekilde Hüseyin Bey'in sorusuna çok cevap vermiş oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Evet, Aydın Soyer'le birlikteydik. Yeni haftada ilk programımızı gerçekleştirdik. Perşembe günü tekrar yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Siprosan Group of Companies, farklı ve modern yapılarıyla